Şöyle söyleyeyim, şu an Türkiye Süper Lig'de kutsal bir ittifak var. Hepsi de Galatasaray'a karşı. Yapılan hatalar, son 4 haftada yapılan hatalar çok tehlikeli. Şu an Türkiye'nin en iyi takımı Galatasaray takımı. Futbol takımı olarak, kadro olarak. Galatasaray son 2 senenin şampiyonu. Şimdi bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Biz bunun önüne geçmemiz lazım. Sportif centilmenlik anlamında kimse kimseye karışmaması lazım. 4. haftayı oynuyoruz şu an Türkiye Ligi'nde. 6. hafta ne olacak? 8. hafta ne olacak? O zaman ne yapacağız yine? Seyircisiz oynayacağız maçları. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. 4. haftada bu işler başlıyorsa böyle bu şekilde olmaz. Yani 17 tane kulüp geçen sene imza toplaması, işte bu sene federasyonun 19.05'te ceza açıklaması, Ümit Davalan'ın ceza yemesi. Ondan sonra dün işte Ali Koç'un federasyon başkanı yanına gidip bir Türkiye'nin en büyük, en çok şampiyon olan takım gibi hatalar üst üste geliyor. Bugün federasyonun açıklaması ne diyor? Şampiyonlar Ligi'ne katılan bütün takımlara başarı diyor. Türkiye'de bir tane takım var Şampiyonlar Ligi'nde. O da Galatasaray. Öncelikle Galatasaray başarılar. Ondan sonra diğer takımlara başarılar diyeceksin. Doğrusu bu. Hep hata üstüne hata. Çok zor bir sezon bizi bekliyor. Çok zor bir grup. Yani ölüm grubu gibi bir şey. Ama Galatasaray belli olmaz bu işler. Şimdi geçen sene çok kötü bir gruba denk geldi Galatasaray. Çok, herkes çok kolay bir gruba getirdi. Başarısız oldu. Bu sene iyi bir gruba geldi. Bakalım yani şimdi futbolcunun motivasyonu iyi takım oynamak, büyük takım oynamak istiyor. Farklı hırs oluşturuyor. Bakalım belki inşallah iyi olur ama çok zor tabii. Çok zor bir grup. Dedim ya şu an Galatasaray ligin en iyi kadroya sahip. Tartışmaz zaten isim olarak baktığın zaman. Önemli olan bunu sahaya yansıtmak. Türkiye Futbol Ligi'ne iyi isimler, iyi santrafordur. Ama Muriç daha yeni başladı. 2 maçlı olmuyor bu işler. Biraz oynasın görelim. Geçen sene evet Rize'de iyi bir sezon yaşadı. Bence Vedat Muriç çok iyi bir santrafor. Ama 2 haftada geçen hafta dediler işte Manchester United izlemeye geldi. Öyle o işler rekoriydi. 2 maçta olmaz bu işte. Devamını getireceksin. Bak Alanya maçında sahada yoktu mesela. Yavaş yavaş. Çok iyi santrafor, büyük yetenek. Tam bir futbol takımı aradığı santrafor ama 2 maçta olmaz bu işler. Yetenekli futbolcular da var. Ben takımı aldım son sırada UEFA'ya gittik, UEFA kupasına katıldık falan. Güzel oldu ya, hem yabancı futbolculara iletişimi kolay öğrendim. Farklı tecrübeler elde ettim. Çünkü orada futbol biraz daha geride. Yani ama çok yetenekli oyuncular var ve maliyetleri çok düşük. Yani bizim orada futbolcu 600 euro ile 3-5 bin euro arası oynuyor aylık maaşları ve çok yetenekli oyuncular var. İşte Vedat Muriç de orası, Elif Elmas oralı. Yani var, bir sürü oyuncu var ama araştırmak lazım, gitmek lazım, maç izlemek lazım. Ama bizim yöneticiler ne istiyorlar? Pahalı futbolcu olsun, isimli futbolcu. Niye? O kadar paramız yok ki bizim ülkemizde. Oraya gidip futbolcu alıp yetiştirip satmak daha önemli. Tabii ki istiyorum ya ama şimdi işte daha yeni geldim. 2 hafta oldu. İşte devre aslına kadar biraz müddet verdim kendime. Ondan sonra yine başlayacağız inşallah.